Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Biyoloji ders videolarımıza insanda üreme sistemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son videodayız. Ne öğreneceğiz bu videomuzda? Gebelik ve anne sağlığı. Evet, zigotun oluşmasıyla birlikte başlayan gebelik sürecinin yaklaşık 40 hafta sürdüğünü bir önceki ders videomuzda detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Gebelikle birlikte arkadaşlar bizim kanımızda bazı hormonların miktarında değişiklikler meydana geliyor ve bu hormonların miktarında meydana gelen değişiklikler de aslında bizim gebe olup olmadığımızı da tespit etmemize yardımcı oluyor. Özellikle kanımızda HCG ismindeki hormon seviyesi artıyor ve idrarımızda da bu hormona rast gelinebiliyor eğer gebelik gerçekleşmişse. Zaten burada bir gebelik testinin varlığını görüyorsunuz. Gebelik testini biz genellikle neyle yaparız? İdrarla yaparız ve idrarda HCG varsa gebelik testi zaten pozitif çıkar. Ama tabii idrara gelene kadar aslında ilk başta arkadaşlar gebelik kanda tespit edilir. Yani şöyle, HCG önce kanda artış gösterir. Kanda eşik değerin üzerine çıktığı için siz idrarda bu hormonu görürsünüz. Mesela gebelik gerçekleşmiştir. Atıyorum 10 gündür 10 gün boyunca sen her gün idrar tahlili yaptın. Yani gebelik testi yaptın. Çıkmadı. Ama o esnada gebelik gerçekleşmiş olabilir. Çünkü kandaki seviyesi bu hormonun belli bir noktaya ulaştıktan sonra idrarla atılım gerçekleşiyor. Nihayetinde hem kanda hem de idrarda miktarı arttığında gebeliğin gerçekleştiğini bize fısıldayan hormonumuz olmuş oluyor. Tabi gebelikle birlikte bazı olumsuzluklar da yaşanabiliyor. Bu yaşadığımız olumsuzluklar hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Mesela arkadaşlar X ışınları, stres, bilinçsiz ilaç kullanımı, folik asit yetersizliği, sigara, alkol gibi etmenler gebeliği hem anneyi hem de bebeği olumsuz yönde etkileyebiliyor. Annenin, ne kadar çok nin yazmışız. Annenin bebekte yaratacağı olumsuzluklar ölü doğum, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, bedensel ve zihinsel yönde özürlülük olabilir. Mesela X ışınlarına baktığımızda bebeklerde körlük, mikrosefali dediğimiz küçük kafa yapısı, kafa kemikleri kusuru, yarık damak gibi durumlara sebebiyet verebiliyor. Yoğun stres erken doğuma neden olabiliyor, düşük riskinde artmaya sebep olabiliyor. Bebeğin zihinsel performansında azalışa veya hiperaktivite gibi sorunlara neden olabiliyor. Bilinçsiz ilaç kullanımı, yani doktor tavsiyesiyle olmayan kafamıza buyruk yaptığımız ilaç kullanımlarında fetüste özellikle kemik, kalp, karaciğer yetmezliği, zeka geriliği, böbrek yetmezliği, vücudun bazı uzuvlarında mesela kol ve bacaklarda gelişiminin olmaması durumu söz konusu olabiliyor. Yetersiz beslenme ise daha çok erken veya ölü doğumlara, bununla birlikte düşüklere de sebebiyet verebiliyor. Folik asit günümüzde oldukça revaçta olan gıda veya ek vitaminlerden bir tanesi. Çünkü arkadaşlar hatta şöyle olur, folik asit için derler ki işte günümüzde bebekler her şeyi biliyor falan. Hani anne baba veya dedelerde, ninelerde bu çok olur. İşte hemen akıllı telefonu kaptı, işte parmağıyla şuralara basıyor falan böyle. Bazıları da der ki tabi canım folik asit bebeği. Yani folik asit dediğimiz şey ne ki biz bunu söylüyoruz? Veya bunu belki de aranızda ilk kez duyanlar var. En azından duymuş oldunuz. Folik asit B9 vitamini aslında arkadaşlar. Yani günümüzde folik asit diye bahsettiğimiz B9 vitamini gebeliğin ilk 3 ayında merkezi sinir sisteminizin gelişmesini sağlıyor. Merkezi sinir sistemim neresi hocam? Beyin ve omurilik. Yani bizde aslında zeka gelişimini, beyin gelişimini, omurilik gelişimini ileri bir noktaya taşıyan vitaminlerden bir tanesi folik asit arkadaşlar. O yüzden muhakkak gebeliğin ilk 3 ayında folik asit kullanmamız gerekiyor. Bebeğin merkezi sinir sisteminin gelişimini folik asit yetersizliği olumsuz etkiler. Ayrık omurga ya da nöral tüp bozukluğu. Nöral tüp beyin ve omuriliğin oluşmasını sağlayan ana yapı veya spina bifida adı verilen doğumsal anormallikler oluşabilir. O yüzden ne yapacağız? Özellikle
ek vitaminlere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yani belki bizlerde de olmuştur. Bizlerin embriyonik döneminde belki de annemiz bizi bu noktada çok da iyi besleyememiştir. Belki bu destekleri alamamıştır. Belki kendi vücudundan fedakarlık yapmış ve biz onun depolarını kullanmışızdır. Ama nihayetinde artık daha bilinçli bir toplumuz. Daha her şeye ulaşılabilir bir dönemdeyiz. İnternet çağındayız. Yani her bilgiye, her yapıya çok hızlı ulaşabiliyoruz. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Hatta eğer bir ailede aile planlaması varsa, bebek düşünülüyorsa, birey sayısında artış düşünülüyorsa belki gebeliğin başlamasını beklemeden bir ay öncesinden veya gebelik ihtimallerinin olduğu zaman dilimlerinde de folik asit almak gerekiyor. Çünkü gebelik gerçekleşiyor. Sen gebeliği anlayana kadar 20 gün geçebilir. Çünkü gebeliği nasıl anlarsın? Ya çok sık test yaparak anlarsın ya da menstruasyon evreni takip edersin. Onun dışında belki gebelik gerçekleşti, 20 gün oldu, sen bilmiyorsun. Olabilir. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir planlamamız varsa folik asit alımına dikkat edeceğiz. Sigara ve alkole dikkat edeceğiz. Kesinlikle kullanmayacağız. Kullananlardan da mümkünse uzak duracağız. Kanda bulunan karbon monoksitin çok hızlı bir şekilde fetüse geçmesi ve kandaki oksijen düzeyinin azalmasına bağlı olarak anne adaylarında düşük yapma riski artar. Düşük doğum ağırlığına sahip bebek gelişimi söz konusu olur. Erken doğumlar ve erken doğumlara bağlı ölümlerde de artış görülebilir arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Römez sistemimizin sağlığını koruyacağız ve özellikle gebelik döneminde vücudumuza çok çok iyi bakacağız. Üreme sisteminin sağlığını korumak için de tek eşlilik tercih edeceğiz. Tıraş bıçağı, diş fırçası, manikür, pedikürde kullanılan aletlerin kesinlikle kişiye özel olması gerekecek. Sağlık personellerinin kullanmış olduğu aletlerin steril olması gerekecek. Sağlıklı ve dengeli besleneceğiz. Alkol, tütün, tütün mamulleri gibi zararlılardan uzak duracağız. Özellikle tütün mamullerinin kullanımı arkadaşlar erkeklerde sağlıksız sperm oluşumuna veya ürettiği sperm sayısının azalmasına veya ürettiği spermin kalitesiz olmasına neden olacak. Dişilerde ise gebeliğin sonuçlanmasına yani düşüğe neden olabilecek. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için kişisel hijyene de dikkat edeceğiz. Özellikle mikropların kolayca üremelerini engelleyebilmek için dış üreme organlarının temizliğine dikkat edeceğiz. Ve dış üreme organlarımızı temiz tutacağız, kuru tutacağız. Çamaşırlarımızı her gün değiştireceğiz. Pamuklu çamaşır tercih edeceğiz. Çünkü bunlar oldukça önemli. Özellikle tek eşlilik, frengi, bel soğukluğu, AIDS, hepatit B, hepatit C, herpes virüsü veya papillomavirüs gibi hastalıklara karşı alınacak önemli tedbirlerdir. Çünkü bunların birçoğu cinsel yolla, damlacık yoluyla bulaşan hastalıklardır. Cinsel yola bulaşan bu hastalıklar tedavi edilmezse bazıları ölümcül olabilir. Son 20 yılda revaçta olan problemlerden bir tanesi arkadaşlar kısırlık. Dikkat etmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü dünyada 60-80 milyon arasında kısır çift olduğunu tahmin ediyor. Bunun en yaygın nedeni ise cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar. Kısırlık tedavisinde son yıllarda tabii ki büyük gelişmeler oldu ve bununla ilgili farklı çalışmalar yapıldı. Ben de birkaçından bahsedeceğim size. Kısırlık nedenleri ve tedavisinde yöntemler uygulanırken özellikle eşlerde kısırlık kadın veya erkekten kaynaklanabilir. Bunun üzerine basa basa bir söyleyelim. Kısırlığın tedavisinde bazı yöntemler geliştirilmiştir dedik. Bunlardan bir tanesi inseminasyon yani aşılama yöntemi. Ne yapıyoruz burada? Sperm sayısı az veya sperm kabiliyeti kısıtlı bir erkek varsa bir ailede bu erkeğin spermi ile yumurta üretebilen, yumurta kanalı tıkalı olmayan kadınlarda bebek sahibi olabilmeleri için kullanılan bir yöntem. Yani burada kadın ultra sağlıklı, erkeğin ürettiği sperm sayısı az veya hareket kabiliyeti kısıtlı ise aşılama yapıyoruz. Erkekten alınan spermi kadının yumurta kanalına enjektörle aktarıyoruz. Yani sperme diyoruz ki sen yorulma, biz oraya bırakırız zaten, götürüp Fallopi tüpüne bırakıyoruz. Sperme sadece akrozom enzimleriyle gidip zonapelustanın reseptörüne bağlanmak kalıyor. Başka ne yöntemler kullanıyoruz? Tüp bebek tedavisi yani in vitro fertilizasyon arkadaşlar. Burada da erkeklerimiz sağlıklı. Sperm üretiyorlar. Spermler hareketli. Dişiye baktığımızda ise yumurta kanalı tıkalı ya da hiç yumurta üretmeyen, bulunmayan kadınların çocuklarının
çocuk sahibi olabilmeleri için uygulanan bir yöntem. Ne yapıyoruz burada? Sperm alıyoruz erkekten. Dişiden yumurtayı alıyoruz. Tabii üretebiliyorsa eğer alabiliyoruz. Yoksa onu da alamıyoruz. Vücut dışı bir ortamda sperm ile yumurtayı bir araya getiriyoruz ve zigotun oluşmasını sağlıyoruz. Embriyonik gelişim evrelerini belli bir safhaya kadar takip ediyoruz. Özellikle gastrulasyon evresi sürecinde de annenin rahmi uygunsa oraya implant ediyoruz. Mikroenjeksiyon yöntemimiz var. Kadından alınan gelişmiş ikinci oosit hücresi etrafındaki diğer hücrelerden arındırılıyor. Yani yumurta hücresinin etrafında kalabalıklık yapan bir hücre varsa onların hepsini uzaklaştırıyorsun. Erkekten alınan sağlıklı bir spermin çekirdeği mikroskop altında mikroenjektör ile ikinci oositin sitoplazmasına bırakılıyor. Bununla şunun farkı ne? Hemen onu söyleyeyim. Tüp bebek tedavisinde arkadaşlar sen getiriyorsun besi yeri ortamına yumurtayı bırakıyorsun ve spermi bırakıyorsun. Diyorsun ki hadi bakalım sizin ikinizin buluşması için bir zemin hazırladım. Sperm bir zahmet gitsin yumurtayı döllesin. Yani burada sperm bizzat gidip yumurtayı döllüyor. Ama şurada yani mikroenjeksiyon yönteminde sen ne yapıyorsun? Spermin çekirdeğini götürüp yumurtanın sitoplazması içerisine kendin bırakıyorsun. Yani insan eliyle oluyor bu. Ve bu şekilde bir yöntem sonucunda da zigot oluşuyor. Zigot embriyonik gelişim safhalarını ufak ufak ilerletmiş oluyor. Evet, ne yaptık sevgili gençler? Anne sağlığı ve gebelik üzerine bu ders videomuzu da tamamlamış olduk. Aslında biz insanda üreme sistemini bitirdik. Erkek üreme sistemi, dişi üreme sistemi, döllenme, embriyonik gelişim evreleri, gebelik ve anne sağlığı konu başlıklarımız burada son buldu. Son bir ünitemiz kaldı 11. sınıf konularını tamamlamamız için. Şu an hali hazırda iyi gidiyoruz, iyi yerdeyiz. Müfredata uygun olarak gidiyoruz arkadaşlar. Bazılarınız çok sık video atmamızı isteyebiliyorlar. Bizim burada baz aldığımız şey kazanımlar ve müfredat. Müfredatta doğru orantılı ilerlemeye çalışıyoruz. Konu tekrarları yapmayı, soru çözümü yapmayı sakın ha unutmayın. Kafanıza takılan şeyleri de yorum kısmına ekleyin. Biz fırsat buldukça sizlere geri dönüş yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.